Sevgin bitti mi? Ömür, sevgi bitmedi ama seni yani istemiyorum. Bir süre seninle görüşmek istemiyorum. Yani çok kızgın ve kırgınım. Dedin nasıl ki, yine, ben daha nasıl sevgimi belli edebilirim? Seven insan iki dakikada bitti der mi ya? Sen seven insan kıskanır. Ya iki dakikada bitti diyorsun ya. Ömür bak, algılayamıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Ben seni sevmeseydim şu anda. Şu anda ben seninle şu anda elinle tutuşup da beni seviyor musun demezdim ya. Bir kere mantığıysan orada bitti diyorsun. Peki sen bana şunu demedin mi o gün ben ağladığımda, senin mesajlarını yakaladığımda, sevgine daha çok inandım senin diye? Evet dedim, yine şimdi söylüyorum. Şimdi niye farklı bir şey? Ben şu an yine sevgimden yapıyorum bunları. Şu an yine seni kıskandığım sevginden için. Sevginden bitti diyorsun. Ömür, ben kendime zarar vermek istemiyorum. Ne mesela zarar? Ben sana güvenmiyorum, anladın mı? Artık sana güvenmiyorum. Peki bana güvenmiyorsan bundan sonra o zaman nasıl seveceksin güvenmediğin insanı? O zaman ben onu anlamıyorum. Hep böyle güvensiz mi olacaksın bana karşı? O senin elinde. O senin elinde olan bir şey. Sen sağlamaya çalışacaksın tekrar, eğer istiyorsan. Evet, burada bittiğini düşündüğümüz münakaşa dışarıda da devam etmiş, reklam arası. Ömür, biraz önce bana çok güzel bir şey söyledin. Özlem'e bir şey söylediğini. Ne dedin? Özlem'e dönüp söyler misin? Hatasız kul olmaz. Hatam da sev beni. Yani kabul ediyor. Hatasız kul olmaz. Ben Özlem'e saygısızlık yaptım. Aldatmadım. Onu yine söylemiyorum. Yani kandırmadım. Sadece saygısızlık yaptım. O yüzden dolayı ondan özür diliyorum. Yani tekrar güvenemeyeceğimi düşünüyorum. Nasıl sağlayacak o güveni bana tekrar? Az önce burada çünkü çok bağırdı, üzerime geldi. Ben aslında onu o zaman söylemesini isterdim. Hani bunları ilk ama çıktığımızda söylemiştim. Ama şok olduğum için böyle üstüme şok gelince, o yüzden dolayı insan tabii ki o sıcağı sıcağına bir şeyler düşünemiyor. Ama bunu birazcık moralim düzelince dışarıda sana izah ettim. Seda abla, ben Ömür'ü anlamıyorum. Bir sevgine inanıyorum diyor, bir inanmıyorum diyor. Bir seviyorsun, bir sevmiyorsun diyor. Hangisine inanıyor? Ben ne yapabilirim ki? Ben sevdiğim için bu kadar mücadele ediyorum. Zaten sevmesem bırakırım. Hani o mesajları da umursamam. Başka taliplerimi arıyorum derim, devam ederim. Ama Ömür bana diyor ki, biz çok seviyorsun. Tamam, inandım diyor. Ertesi gün diyor ki, sen beni sevmiyorsun. Beni şaşırtıyor yani her gün. Ya ben çünkü ciddi, ben buraya hani Ömür'le burada oyun için birlikte değilim. Seda Hanım, ben niye öyle söyledim? Hemen kestirip attığı için, biraz hemen kestirip attı. Tamam dedi, bitti gitti. Sevgi bence hemen kestirip atan bir sevgiye ben sevgi demem. Sevgiyi atmadım ben, seni kestirdim attım. Tamam, belki sevgimi içimde birkaç zaman sonra bitireceğim. Ama seni kestirip attım. Sen de kestirip attın Ömür. Attım, gücüme gitti. Sen de kestirip attın. Yani gücüme gitti onun atması. Gücüme gitti o yüzden. Ben de şimdi Özlem'i sevmesem gerçekten yemin ederim dışarıda bu şekilde konuşmam. Veya tabii ben ki ondan özür diledim, saygısızlık ettim dedim. Yani özür diledim. Yani herkesin bir ufak tefek hatası kulu olmaz. Gerçekten insanların ufacık bilmeden bir şeyler olabilir. Bir erkeğin sevdiği kızın önünde diz çökmesi gurur yıkıcı bir şey mi? Tabii ki değil. Ben bunu Ömür'e söylediğimde önümde diz çök o zaman dedim. Benden bunu isteme, yapamam dedi. Çöktü zaten daha önce. Hayır, şu an dedim mesela, ne yapabilirim dedi, diz çök önümde dedim, kabul etmedi. Siz, yapamam ve şu anda seni daha iyi tanıdım. Seda Hanım, neden dedim? Ama böyle inada bindirmeyin. Yapma canım ya, böyle olmaz. İnada bindirmeden geldi, çöktü evet mesela. Ben zaten çöktürmem ama bana tamam çökerim deseydi mesela, benim gönlümü yapsaydı. Ama dedim onun mantığı yok dedim şu anda dedim. Hani ben senin için her fedakarlığı yaparım. Ya diz çöksen ya, insan sevmese. İşin adı bindirmeyin ya. Öyle yapmayın yani öyle. Evet. Bence bir şey içinden geldiğinde yapılmalı. Kesinlikle. O gün mesela Ömür'ün o kadar içinden geldi ki yanına senin diz çöktü ve ağladı. Yani şimdi benim için diz çök başka, içinden gelmesi çok başka. Kesinlikle. Özge, ne diyorsun? Aman pek mi bozuldun gibi kız? Yani bozuldum, hele şimdiki lafına diz çök. Yani sen yerle bir etmek istiyor abime. Başka bir şey değil. Yani sevgisini ifade etmek ya da özür dilemek, diz çökmekle olmuyor kendisi ki. Kendisi sordu bana, ne yaptığı hatayı dedi. Bir daha yapmaması zaten önemli olan. Ben sana dışarıda da söyledim değil mi? Kendi aranızda dedim, konuşup fırsat verecektin. Takip edecektin. Tamam, o güzelim kelimesini belki yazmaması gerekiyordu ama yazmış. O aldatma değil. Hani biraz önce tartıştık diye iddia etmedi. Ben sadece mesajları söyledim. Lafı çıktı mı? Çıkmadı. Aldattı dedin ya. Hayır,
unutmayın, çok erken sizin için henüz. Seda Hanım biraz evvel ne oldu biliyor musunuz? Biz sizi evlendirmeye çalışıyoruz. Özlem'le oturuyordum Seda Hanım. Özlem'in yine telefonumu verdim. Arka arkaya bana mesaj geldi. Aşkım ben seni seviyorum, boş ver Özlem'i. Kendini evet, sokudu, doğru mu? Numarana geldi. Numaranı nasıl numarayı aradım. Aradın, açan oldu mu? Olmadı. Hepsi Seda Hanım acayip bir şey yapıyorlar. Var. Yani benim üstüme gelen bir şeyler var. Sen sessiz bir adamsın. Senin üstüne geliyorlar şu an. Seda Hanım. Canım. Yani biz biraz önce annemle de konuştum. Yani annem de biz olacağını düşünmüyoruz. Artık Özlem'i hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. İstemiyoruz yani. Ömür dinleyecek mi bu konuda sizi? Yani dinlerse kendi, dinlemezse de kendi. Ama bize sorarsa, eğer fikrimizi sorarsa fikrimiz bu. Annem de ben de yok, istemiyoruz. Yok kesinlikle diyorsun. İstemiyoruz. Zaten ben İzmir'e döndüğümde bütün ailem de tepki göstermişti. Bütün sülalem olmaz diye. Ama şimdi artık bugün yaptıklarından sonra... Şimdi ben Özlem'in sevgisine gerçekten inandığım zaman... Benim tabii ki ailem, kardeşim, annem, onlar benim canlarım, babam. Evet. Şöyle bir, bende bir şey yoktur. Mesela onlar sevmiyor. Ben sevgime inandığım sürece ben sevdiğimin yanında olurum, ailemin yanında da olurum. Yani ne sevdiğimi aileme ezittiririm, ne ailemi de sevdiğimi ezittiririm. Bu şekilde araya ben girerim, ben ezilirim ama ikisini de birbirine katmam. Özlem'in sevgisine inandığım sürece ben onun yanında olurum. Ben inandığım zaman zaten benim kız kardeşim de inanır. Benim annem de inanır. Şimdi benim... şunu anlıyorum ki sen şimdi aileyi yumuşatma turlarına başlayacaksın. Tabii. Peki o zaman buyurun.